Esma bir dur kızım ya. Anlamadan dinliyorum. Ben anlayacağım ama anladım şekerim. El alem sevgilisine neler yapıyor. Kalpler, süslemeler, büyük büyük hareketler. Ya Esma öyle, Esma iyi de öyle değil ki o iş. Sen de yapmadığın yetmiyormuş gibi bir de el alemin yaptıklarını nispet yapar gibi izletiyorsun bana. Allah'ım çıldıracağım ben ya. Vallahi çıldıracağım ben ya. Ya ameliyattan yeni çıkmış adama bu yapılır mı? Ayy, yine geldik aynı yere. Yok ameliyattan çıktım. Yok efendim unuttum. Bık ne ya? Bana bak Alp. Eğer ben de Esma'ysam bu beynin komplesini Eylül'e aldırtırım tamam mı? Ondan sonra arkamdan ağlarsın. Esma beni Samu sanıyor diye. Pardon çocuklar. Abiniz beni delirttiği için. Tamam ayrılın. Maalesef olmaz. Neden? Biz ayrılamayız. Anlamadım. Birbirimize yapışırız. Ne? Hadi ayrıl bakalım şimdi. Nasıl yapacaksan. Hastasın sen hasta. İşte bu yüzden ayrılmak istedim ben senden. Manyak. Manyaksam sen manyak ettin beni. Yok benden daha iyilerine layıksın. Yok sorun bende değil sendeymiş. Ayrılmıyorum arkadaş. Zorla mı? Zorla mı diyor ya? Kafayı yiyeceğim. Abi ne olursun kurtar beni şu kızdan ya. Olay tam olarak nasıl gerçekleşti? Japon yapıştırıcısıyla gerçekleşti. Aldım böyle, sürdüm, yapıştık. Çok kolay oldu. Bravo. 40 yıl düşünsem aklıma gelmez. Zeka küpü maşallah. Aldın içiyorsun değil mi? Yok gayet ciddiyim. Peki Şeker kardeşim sen böyle bir olaya nasıl izin verdin? Kız Japon yapıştırıcısı sürdüm diyor. Bana mı sordu sanki? Zorla yaptı. Kandırdı beni. Öyle yaptım. Güzel güzel ayrılalım, arkadaş kalalım dedik. Sinemaya gittik. Film de böyle aksiyonlu, macera dolu. Karanlıkta sürmüş işte. Hak ettin. Sinemada benden uzakta duracak diye yan koltuktaki adama sarılıyordu neredeyse. Yok, yolda yürürken el ele tutuşmak da çok bilmem neymiş. Hadi ayrıl bakalım şimdi elimden. Bul bir yolunu kurtar beni abi, ne olursun ya. Şeker kardeşim ben sana bir şey söyleyeyim mi? Allah sana sabır versin. Ama deneyeceğim, bir yolunu bulacağım. Görüyorsun değil mi bak? Millet sevgisine ayrılmamak için böyle neler neler yapıyor. Ya bu da mı bana patladı Esma? Japon yapıştırıcısını kıskanan sevgilim var ya. Bana bak Alp. Alp! Sen kafan sargılı niye dineliyorsun burada? Git odana yat dinlen. Sonra hocalarla ben papaz oluyorum senin yüzünden. Hadi kardeşim hadi hadi. Hızlı hızlı. Allah Allah. Hey nereye? Şişim geldi tuvalete gideceğim. Sakın ha! Tuvalete muvalete gidemezsin yanında kızla. Çok ayıp. Duymamış olayım. Ördek getireceğim ben sana, ördeğe yaparsın. Oh. Hadi geçmiş olsun. Arkadaşlar bu yaptığım hiç acıtmayacak, merak etmeyin. Sadece cildinizi ayırırken birazcık canınız yanacak. O kadar da olur artık. Gerçi Lalin'cim, ayrılık acısı senin canını daha fazla yakacak ama yapacak bir şey yok. Şaka mı yapıyorsunuz? Ayrılık ihtimali yüzünden acıdan başka bir şey hissetmiyorum zaten. Ya çek kopar abi çek. Acır macır diye hiç düşünme. Yeter ki ayır bizi. İnceldiği yerden kopsun ya. Sadece temsili bir ayrılık. Öyle çok da sevmeme sevgilim. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Birkaç dakikaya biter değil mi abi? Bitecekti, bitsin. Genç adam sen bir sakin ol. Dur. Deniyorum. Haberin olmadan Japon yapıştırıcılarıyla yapış. Sonra geçmiş karşıma kurtar beni doktor, kurtar beni doktor. Kurtaracağım da nasıl kurtaracağım onu bilmiyorum ya. Samet. Bir şey mi oldu? Selim hocam sizi Allah gönderdi resmen ya. Siz şimdi beni burada bekleyin geleceğim. Selim hocam. Lalin ve Korkut Japon yapıştırıcısıyla birbirlerine yapışmışlar. Ben ayırmak için her yolu denedim ama bir türlü ayıramıyorum. Aseton denedim, alkol denedim. Aklınıza gelebilecek her şeyi yaptım. Ama ayrılmıyorlar hocam. Ne olur bir çözüm yolu söyleyin. Çok çaresizim Selim hocam. Bırak öyle kalsınlar biraz. Nasıl kalsınlar hocam? Olur mu öyle şey? Samet. Bak insanlar aşık olunca biraz delirirler. E bu gençlerinki de gayet mazur görülebilir bir delilik. Sen şimdi onları biraz böyle bırak. Sonra ailelerine haber verirsin. Tamam. Bırak, bırak. Ne yapacağım bunlarla ya? Geldi mi ailelerin? Hocam kıza çok acıdım ben ya. Aileme haber vermeyin diye yalvardı resmen. Merak ederler ama. Hocam siz hiç endişelenmeyin. Lelin onu da halletmiş.
Minareyi çaldığı gibi kılıfını da hazırlamış yani. Ailesi sabaha kadar Merve'lerde ders çalıştığını zannediyor. Şu klasik Merve'ler. Aynen hocam. Gençlik işte. Bir de aşk. Hepsi şimdi ne kadar uzak bana. Sabunlu su. Nasıl hocam? Sabunlu suyun içine biraz aseton ekle. Yapıştırıcıyı çözer. Hocam çok teşekkürler. Çok sağ olun.